Nazar değmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi nazar değmesine inanıyorum. Yani benim, şimdi beni buradan tanıyanlar olabilir, Şeker Dayı. Şarkılarımız, Türklerimiz mizah içeriyor ama benim bir farklı bir yönüm daha var. Araştırmacı bir yönüm var. Derinlemesine araştırdım bu konu. Nazar, diğer manevi konular üzerine araştırmalarım var. Nazara da inanıyorum. Tabii bunu böyle kafaya takıp öyle aman ben nazar mı oldum falan deyip de işte psikolojik boyutlara getirmeye de gerek yok. Ama Kur'an-ı Kerim'deki Kalem suresindeki ayeti nazara bağlıyor alimler. Orada nasıl geçiyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekadullezine keferu. Ve yekadullezine keferu leyzukuneke ebsarim lemma semi'u zikra ve yekulune innehu lemecnunun ve ma huve illa zikrul lil alemin. Yani burada diyor ki Peygamber Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'i işittiklerinde iman etmeyenler az kalsın seni gözleriyle devireceklerdi. Meali öyle. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Oradaki o mealdeki konunun nazara işaret ettiği söyleniyor. Mesela bazı hadis-i şeriflerde nazar insanı mezara, deveyi kazana götürür diye. Yani ölüm seviyesinde insana etkisi olduğu söyleniyor. Tabii işte dediğim gibi yani nihayetinde bunu fazla böyle psikolojimizi bozmamak gerekiyor. Her şeyden önce her şeye kadir olan Cenab-ı Allah. Biz bazı şeyler hayatta, bu bir enerjidir yani, kötü enerjidir. Gözden çıkar bir şua ışıkları enerjisi diyorlar. Bir kötü enerji olabilir. İmrenmekle meydana çıkıyor bu. Yani imreniyoruz. Karşı tarafında bir arabası çok güzelse baktığımız zaman maşallah dememiz gerekiyor. Oradaki o kötü enerji gidiyor. Nazar boncuğu işte koç başı eskiden evlere asılırmış, atnalı. Tabii bunlar şey olarak inanç bakımından tehlikeli işler. Ama ilk etapta nedir? Göz güzel bir şey gördüğünde ilk önce o güzeli görüp o enerji ona temas etmesin diye konuluyor. İşin esası bu. Yani o nazar boncuğuna temas etsin ki o şeye geçinceye kadar o kötü enerji orada takılsın diye düşünülerek yapılırsa muhtemelen herhangi bir beis yoktur. Ama onlara inanmamak gerekir. Nazar boncuğu, atnalı, koç başı bunların kendisine faydası yok ki başka bir şeye nasıl faydası olsun. Nihayetinde enerji ilk oraya gitsin diye o maksatla yapılmış olabilir. Her işte olduğu gibi tabii şeylerimizi yanlış yönlere, inancımızı yanlış yönlere sevk etmemek lazım. Haset var, haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, Felak ve Nas surelerinde geçiyor, açık ayet var. Elhamdülillah Müslümanız, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücünün şerrinden. Büyü konusu ayrı bir şey, cinler alemi ayrı bir şey. İcabında böyle bir sorudan geldiğinde onlara da cevap verebilirim. Ama konu uzamasın röportaj nihayetinde. Nazar konusunda ilk aklıma gelen bunlar. Benim bir arkadaşım vardı mahalleden. Kendisi derdi ki, bizatihi kendisinden işittim. Benim nazarım çok kuvvetlidir. Giden bir uçağa şöyle bir nazarla baktım, uçak düşer diyordu. O kadar da olmaz diyorum yani. Yok deve, o kadar da yani. O kadar da tabii abartı buluyorum. Nazarı böyle çok değen biriyle karşılaştınız mı? Vallahi şimdi ben kendim için bir şeye baktığımda işte inancımız gereği maşallah demeyi özellik şey yapıyorum. İmrenerek bakınca evdeki eşyalar zaman zaman cam eşyalar özellikle patlayabiliyor yani. Hiç sebepsiz yere bazı eşyalar kırılabilir, dökülebilir. Araba hiç şeysiz yere hasar görebilir. Ne yapıyorlar işte, kurban kesmeyi öğütlüyorlar. Onda da hemen bidata kaçmamak lazım. Kurban kesilince muhtemelen eski adetlerden kurbanın kanını böyle alnına sürerlerdi. Bizim de çocukken sürerlerdi ama bu itikat olarak yanlış bir konu. Onlar adet olarak gelmiş. O adetleri bırakmak lazım ama tabii kurban kesmek Allah rızası için. Şu evi, şu arabayı aldığımda Cenab-ı Allah'a niyet edip, dua edip, hayır duayla kesip fakir fukaraya dağıtmak tabii güzel şeyler bunlar. Ya işte fazla işe abartmadan, bu işi psikolojimizi bozacak şekilde getirmeden, bugün internet var, açıp baksınlar nazar nedir. Bir de şöyle bir şeyler var kültürümüzde, tütsü dediğimiz şeyler var. Onlar nazarı giderdiği söyleniyor. Nihayetinde bunlar yapılan şeylerdir. %100 demek, %100 diyenlere şunu yap, %100 iyi gelecek, nazara şu iyi gelir, %100 kesin. Bunlar kesinlikle inanmasınlar. Bunlar şarlatanların şeyleridir. %100'ü hiç kimse veremez. Her şeye kadir olan Cenab-ı Allah. Yani şunu oku, anında %100 iyi olacak. Şu duayı oku, hemen parayı bulacaksın. Şunu yap, %100 kesin gel. İnternette görüyoruz ya.
falanca hoca filanca üfürükçü, bunlara inanmasınlar. Yani hem paralarından olurlar maazallah, hem de imanlarından olurlar. Her şeyden önce okusunlar, internette her şeyin duası var. Allah'tan istemek lazım. Tütsü tarifini araştırmalarım esnasında genelde kültürümüzde olan bir şey. Özellik tohumu vardır. Özellik otu, özellik tohumu derler. Ondan alıp bir tavanın içinde dumanı çıkınca evin odalarını, tuvalet de dahil olmak üzere gezdiriyorlar. Kültürümüzde böyle bir şey var ama %100 demek kesinlikle yanlış. Kültürümüzde var, yapılmasında da bir beis yoktur diye düşünüyorum. Öyle yani şu an aklıma gelir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nazar değmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın arkadaşlar, bu insan psikolojisidir. Psikolojik bir konudur. Çok güzel ağzı laf eden birisine gidersiniz. Öyleleri var ki ne mesela mikrofonu masanın altına koyuyor. Diyor ki ne gir önceden diyor orada şey yapıyor. Aman diyor şimdi girme diyor. Sonra diyor neydi mevzun diyor. Nazarla ilgiliydi falan filan diyor. Orada mikrofon çalışıyor, o duyuyor orada. Bütün derdini orada anlatıyor. O içeriye girdikten sonra adam her şeyi biliyor. Bilgili, aa diyor sende bu var. Sende bu var. Bir de çok iyi ağzı laf eden insanlar bu nazar konusunu çok iyi işliyorlar. Bakın bu bir psikolojik konudur. Nazar konusuna sen ne kadar güçlüysen o kadar güçlüsün. Şimdi ay vallahi nazar var, gayi bildiğin gibidir dediğin zaman, kendi kendini çökerttiğin zaman sen ona inanırsın. Güçlü durmalısın. Örnek vereyim. İşte şeytan böyle oldu da yok ona şeytan girdi, yok cin çıktı falan gibi, bunlar böyle inançlar vardır ya. Hayır ya, sen güçlüysen şeytanın sana bir şey yapacağı yok. Orada pislik lanetlenmiş insanlar varken şeytan onu bırakıp da gelip masum bir insana takılmaz. Nazar diye bir şey yoktur. Var olduğu söylenir. Bu şekil inanırsan, neye inanırsan o seni bulur. İnanmazsan bu budur. Mesela Almanlarda yoktur böyle bir şey. Adamların psikolojileri çok sağlam. Elit bir toplum. Fakat bize baktığın zaman şimdi fakirlik var ya işin içinde. Fakir, fukara, bir türlü geçiminden aciz, şöyle der, kadercidir, kaderine boğulmuştur. Ondan sonra 47 bin lira örneğin maaş alan bir imam kalkar hamdet şükret der. O da der ki, vallahi imam böyle söyledi. Ya söylediyse ne olacak? Ya imamdan daha mı iyi biliyorsun ya? Adam, şey adam ya, öyle söyledi der, kaderciliği sokuştururlar. Beynini boşaltır. Kaderciliği sokuşturduktan sonra onda var ya, ama şeytan çarpması var, cin çarpması var, cinin içine girmesi var. Gider imama, imam hem cini hem şeyi çıkartır, ikisini birden çıkartır böyle. Anladın mı? Böyle bu gibi safsatalarla buna inanırlar. Bu böyle. Demek ki ne? Bütün mesele beyni boşaltmaktan geçiyor. Ondan sonra da nazarı işlerler. Nazar vardır de, şu var der, bu vardır de falan filan. İnanmayın böyle şeylere. Neye inanıyorsan o seni bulur. O zaman inanmayacaksın nazara. İnanma. İnanma ya. Ama inanana da değer nazar, öyle mi? Ya inanırsan değer. Çünkü artık o psikoloji altında kalmışsın. Beyin o tarafa çalışıyor. Alt beyin, üst beyin. Anlaşıldı mı? Buna konsantre olsun. Sonra giderken bile ay vallahi be, ya o nazar dedi, acaba bir şey olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Durup dururken bir de bakmışsın ki bir yere girmiş. Hah ben demedim mi? Bak nazar vardı. Ya yok, senin psikolojinden kaynaklandı bu. İnanma. Anladın mı? İnanma. Nazar diye yok böyle bir şey ya. Yani şeytanın işi gücü yok. Hadi burada durayım gelsin bana nazar değsin. Ne alaka? Yok böyle bir şey. Psikoloji. Tamamen psikoloji. Eğitimsiz, zayıf insanları genelde bunlar bulur. Kendinden yaptığım bir şey aslında. Kendi kendine düşündüğüm bir şey. Kendi kendine düşünüyor tabii. Hayatta hiç nazarı böyle çok değen birini gördünüz mü? Değeni gördüm gibi bana nazar değdi diyor. Bakıyorum adama, bir soru soruyorum bilmiyor. Bir şey soruyorum bilmiyor. Beyin boş. Kültürsüz. Boş olduğu için onu o şekilde doldurmuşlar beynine. Nazara inanır hale gelmiş. Nazar vardır diyor. Yok kardeşim böyle bir şey. Sonra Allah'ın böyle işlerle uğraştığı da yok. Hatta iblise şeytan mesela demiştir ki ne? Şöyle bir şey anlatalım. Şeytan işsiz güçsüz aylak aylak dolaşıyor. Terk edilmiş artık. Gidiyor diyor ki ne? Ey Rabbim diyor. Kainatın sonuna dek bana mühlet ver, ben senin doğru yoluna oturacağım. Bakın burada bir şeyler var. İnsanları saptıracağım ve sen onları pek hamd eden, şükredenlerden bulacaksın. Hayvanların kulağını yardıracağım.
onları saptıracağım diyor. Yaradan da diyor ki inanıp iman edene dokunmaman şartıyla mühletlisin. Nokta. Güzel insanlara dokunması mümkün değil. Ne oldu nazar? Akıllı insana dokunması mümkün değil. Ne oldu nazar? Yok. Demek ki böyle bir şey yok. O size bir şey yapamaz diyor ya ayette. O size bir şey yapamaz diyor. Genelde insanlar nazarın hep böyle iblis tarafından, şeytandan, cinden geldiğine yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. İnanma, bu bir psikolojidir. Sağlam dur, dik dur, akıllı ol, aklını kullan. Başına bir şey yani hasetle kendi... bakan bir insanın nazarı değmez. Yani tabii ya, tabii akıllı bir insan ya. Ya Alman'a niye nazar değmiyor? Ya Çinli'ye, Japon'a niye nazar değmiyor? İngiliz'e niye değmiyor abi nazar? Neden değmiyor ya? Amerikalı'ya niye nazar? Netanyahu'ya niye nazar değmiyor? Adam kırıp geçiriyor. Kızar gibi. Ya şuna bir nazar değireniniz yok mu? Hani bizde bir de okuyup üfleyenler var. Depremi durdurdum diyor. Oluyordu. Dur ey deprem dedim diyor. Deprem durdu vallahi diyor. Ondan sonra abi depremi dur ne olursun. Şu Netanyahu'ya bir şey oku be. Bir oku üfle de şu adam altına bir sıçamasın abi ya. Sıçamasın abi adam ya. O da yiyor içiyor. Sıçmasa gözü patlayacak. Ne olsun şunun bokunu bağla. Ya bu güç var. Lan anladın mı? Şimdi bakar mısın ya Allah aşkına şu işi. Ya artık birazcık espri yaptığın zaman gevezelik boyutuna kadar gidebiliyor. Ne olursun bir dua et şunu sıçırtma. Altına işesin. Nazar değmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahmetli Barış Manço'nun şarkısı bile var. Nazar eyle, nazar eyle, aç dükkanı pazar eyle diye. Demek ki nazar denilen bir şey varmış. Peygamberimiz bile demiş ki nazar deveyi kazana, insanı mezara götürür. Haliyle nazarlardan korunmak lazım. Ne yapmak lazım? Gizli gizli nazar boncuğu takmak lazım. Ufağından. Vücudumuzda ya da zaten var evimizdeki evimizde kenarda köşede. Ta kullanmadığım ayakkabının içine de saklıyorum. Neden? Çünkü birinin gözü değdi mi değer. Biz de artık göz değdikten sonra bir şey yapamayız. Kırılırsa nazar boncuğu kırılsın. Peki niye var? Çünkü insanlar birbirlerini pek istemiyorlar. Bu nerede biliyor musunuz? Daha çok dairelerde, ofislerde falan olur. Birbirlerinin yüzüne gülerler. Canım balımsın derler. Bir hafta izine çıkacak olurlarsa hemen onun yerine atanırlar. Yerini kaparlar. Ayağını kaydırırlar. Alışverişlerde öyledir. Apartmanlarda bu var. Diyelim gittin bir çekete kaldın. 4-5 tane hanımefendi gelir ki onu göre. Veyahut da diyelim bir yani koltuk olsun bunu aldın. Ya da hani diyelim ki evin içinde bir yeri yaptırdın. Gelirler giderler bir daha bakacağım. Ya neyine bakacaksın? Herkes de olan işte bu. Kapıyı yaptırsan der ki bak benimki kaç senedir? Dersin ki benimki 26 senedir yeni değiştirdim. Bizimki de 30 seneliktir. O zaman paranız var yaptırın. Yaptıramıyoruz. Peki yemeği nereden buluyorsunuz? Oğlu kazanıyor, kızı kazanıyor. Kocasından kalma emekli maaşı var. Eşi rahmetli oldu. Hanımefendi pazara gitse tezgahlardan bir şeyler yemeden yapamaz. Kalkıp ondan sonra da der ki bizim paramız yok. Ya şimdi ülkenin genelinde insanlar perişan. Ama olanın da var. Var olduğu halde de olmayanların içinden geliyormuş gibi hareket ediyorlar. Şimdi Aşık Veysel'in konusuna benziyor. Derdim çoktur hangisine yanayım? Ben de bunların hangisine inanayım söyle bana. Onun için... İnsanlarımız düşünüyorum, taşınıyorum, ince ince kaşınıyorum. Niye böyleler? Tutup da eğitimsizler kökünde, temelinde bu konuların cehalet yatıyor. Cehaletten kendimizi kurtaramıyoruz. Avrupa'da rakamlarla veriyorlar, okuma düzeyi üst düzeyde. Bizimkilerine bakıyorsun 4'te falan diyorlar. Ne demek bu 4 ya? 1000 kişide 4 kişi okuyormuş. 250 kişide 1 kişi. Vay beni. Öyle olunca ne oluyor? Millet birbirini istemiyor. İstiyormuş görünüyor. Olmaması için de gözüyle yemeğe bakıyor. Nazara uğratıyor. Onun için öylesi kimselerden %1 milyar uzak duracaksın. Ben de bunu
Daha bu zamanlarda iyice kavradım. Öyle yapanlardan onlara hissettirmeden anlasalar bile kenar durup köşe bucak kaçıyorum ki ölelerinden tartışmayayım. Peki hayatta size böyle nazarı çok değen biri oldu mu? Karşılaştınız mı? Oldu efendim, oldu. 11 yaşındayım, Ankara'dayım. Köyden yeni gelmişiz. Balkonlarına top atıyordum, her zaman veriyorlardı falan. Diyorlardı ki senin çocuğun atik, atareksiyon yani hızlı hareketler ediyor, cambaz gibi falan. Bir gün o topumu istedim, dedik misafir var git al, ya arkadan çıkarsın. Yan yan bakıyordu bana. Ben de dedim bu kadın bana niye öyle bakıyor? Onların balkona çıkarken balkonun demirine elimi attığımı gördüm Ankara'da. Ondan sonrasını bilmiyorum. Gözümü bir açtım ki Hacettepe Hastanesi'ndeymişim. Babam, amcam, o bayanın oğlu falan hepsi de şimdi rahmetli. Hepsi nerede? Allah rahmetleri eylesin. Başımdalar. Ne oldu dedim. Dediler sen konuşma. Ya düşmüşüm, bayılmışım, kan gitmiş. Arabanın arkasına atmış beni. Hastaneye zor yetiştirmiş komşular. Ölümlerden dönmüşüm. Ne oldu? Beşinci sınıfta idim. Babamın sırtında sabahsı günü hastaneden gönderdiler eve. 15 günlük de rapor verdiler. Tuttum. 10. gün biraz kendime geldiğimi hissettim. Elimde raporla koşa koşa okula gittim. İncesi İlkokulu'ydu Ankara'da. Öyle kapıyı vurdum, girdim. Öğretmen ve arkadaşlar şaşırdılar. Neredesin falan dedim, böyle böyle. Bana o zaman köylü derlerdi. Lan köylü o zaman git dediler. Daha 5 günüm var. Dedim ki sınıfım ve hocam size, öğretmenim derdik o zaman. Siyah yönlük ve beyaz yakalık giyerdik. Özledim. Bu 5 gün beklemeyeceğim. Derslerime başlayacağım. Haliyle o kadının nazarına uğradım. Öyle olunca da bu geçirdiğim kazadan sonra onlardan fersah fersah uzak durdum. Durdum ki bir daha aynı şekilde başıma gelmesin. Çok geçmiş olsun diyelim. Katıldığınız için teşekkürler.